Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Polo Smart'ın FS32 Dynamic Sound isimli kablosuz kulak içi kulaklığını konuşacağız. Biliyorsunuz arkadaşlar her zaman gibi teknik özelliklerle başlıyoruz. Daha sonra özellikleri detaylandırarak devam ediyoruz. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar FS32 JL6936 chipsetini kullanıyor. Ayrıca 1 santimetrelik hoparlörlere sahip. Kulaklık hassasiyetinden bahsedecek olursak 97 desibel artı eksi 3 desibel şeklinde söyleyebiliriz. Kulaklığımız 450 miliamperlik bir dokla geliyor arkadaşlar. Bu dock yardımıyla şarj edebiliyoruz. Ayrıca kulaklıkların kendi üzerinde 50 miliamperlik bataryalar bulunuyor. Kulaklıklarımız Bluetooth 5 teknolojisini kullanarak cihazlarımıza kablosuz olarak bağlanabiliyor. Kulaklıkları dock ile beraber kullandığımız zaman yaklaşık 12 saate kadar kullanım sağlayabiliyoruz. Tek olarak kullandığımız zaman da yaklaşık 4 saat boyunca sürekli kullanabiliyoruz. Yani 4 saat kullanıyoruz, doka takıyoruz, 1,5 saat içinde şarj ediyoruz sonra tekrar takıp 4 saat boyunca kullanımımıza devam edebiliyoruz. Kulaklıklarımızın ağırlığından da bahsedecek olursak yaklaşık 39-40 gramlık bir ağırlığa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu tip modellerde alışık olduğumuz yine 10 metrelik çekim mesafesi bu kulaklıklar için de geçerli arkadaşlar. Bluetooth'un bir standart olduğunu söyleyebiliriz bunun için. 10 metre çapında kulaklıklarınızı rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Tabi bu etraftaki etkiye ve engellere göre değişecektir. Ayrıca kulaklıkların üzerinde dahili mikrofon bulunuyor arkadaşlar. Bu sayede çağrılarımızı yani telefon görüşmelerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Kutu içeriğine de bakacak olursak Türkçe bir kullanım kılavuzu ile geliyor yanında. Burada her türlü detaylı bilgiyi bulabiliyorsunuz. Ayrıca kulağınızın tipine göre iki tane de yedek kulak içi ped geliyor arkadaşlar. Kulağınızın rahatlığına göre bu pedleri değiştirebiliyorsunuz. Büyük, küçük, orta şeklinde pedler bulunuyor. Bunları kendi zevkinize göre takabiliyorsunuz. Ayrıca dokumuzu şarj etmek için bir tane de micro USB kablo bulunuyor. Yaklaşık 30 santimetrelik bir kablo bu. Evet arkadaşlar devam edecek olursak fiyatına göre çok başarılı bir ses performansı olduğunu söyleyebilirim. Her şey çok dengeli bu kulak. Bası, tizi, işte vokal sesleri falan her şey çok dengeli. Kulağınızdaki konfor da çok iyi. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ben çok nadir cihaz hani kendim kullanırım şeklinde bırakıyorum. Yani şöyle oluyor. Cihaz geliyor. Ben çok hoşuma gidiyorsa diyorum ki ya bu cihaz bana fatura edin. Yani ben parasını ödeyeyim. bende kalsın. Bu cihaz da onlardan bir tanesi. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ayrıca kulaklık bize yaklaşık 4 saatlik bir kullanım sunuyor. Bunu dokla birlikte 12 saate çıkartabiliyoruz. Bence bu gayet yeterli bir süre. Kulaklığın üzerinden çağrıları cevaplayabiliyoruz, müzik kontrolü yapabiliyoruz ve bir güzellik olarak da sesi de değiştirebiliyoruz yani sesi arttırma azaltmayı da destekliyor. Yine kulaklığın üzerinden Siri ve Google Asistan gibi servislere ulaşabiliyoruz ve bunlara komut verebiliyoruz. Bir çift kulaklığımız olsa da bunları tek tek de kullanabiliyoruz. Yani iki kulaklığı aynı anda kullanmak zorunda değiliz. Bir tanesini tek bir şekilde de kullanabiliyoruz. Kulaklıklarımızda aktif gürültü engelleme yok. Zaten aktif gürültü engelleme olduğu zaman fiyatlar bir anda uçuyor. Pasif gürültü engelleme var. Bu tarz kulaklıklarda kulağınızı kapatarak gürültü engelleme sağlıyor. Bu da gayet güzel bir şekilde bu özelliği sağlıyor arkadaşlar. Kulağınızı tam kapattığı zaman yani kulağınıza uygun silikon pedi taktığınız zaman gayet güzel bir şekilde dış sesleri kesebiliyorsunuz. Kulaklığın ve dokun üzerine bildirim ledleri de bulunuyor arkadaşlar. Bunlar sayesinde cihazınıza bağlantı kurmuş mu, kurmamış mı ya da şarjı azalmış mı bunları anlıyorsunuz. Şarjın seviyesini gösteren bir gösterge yok yani öyle bir led yok ama şarjı bittiği zaman ya da şarj olurken size uyarı veren bir ledi bulunuyor. Tüm bunların yanında cihazın kutusunun içerisinden farklı boyutlarda silikon pedlerin çıkması ve uygun fiyatlı bir ürüne göre de 2 yıl garanti alabilmemiz gayet güzel özellikleri olduğunu söyleyebilirim. Devam edecek olursak telefonunuza çağrı geldiği zaman kulaklığınız da aynı şekilde çalmaya başlıyor arkadaşlar. Bu sayede kulaklığınız yardımıyla çağrılara cevap verebiliyorsunuz. Buradaki kullanımdan bahsedecek olursak kulaklığın tuşuna bir kere bastığınız zaman çağrıyı cevaplayabiliyorsunuz. Çağrınız bittiği zaman yani konuşmanızı sonlandırmak istediğiniz zaman tekrar bir kez basıyorsunuz ve konuşmayı kapatabiliyorsunuz. Ayrıca müzik dinlerken de birer kez bastığınız zaman şarkıyı durdurup tekrar başlatabiliyorsunuz. Müzik kontrolünden bahsedecek olursak mesela sağ kulaklığa 3 kez bastığınız zaman şarkıyı ileri atlıyor arkadaşlar. Sol kulaklığa 3 kez basarsanız da bir önceki şarkıya geçiyor. Sol kulaklığa çift basarsanız arkadaşlar sesi azaltıyorsunuz. Sağ kulaklığa çift basarsanız sesi arttırabiliyorsunuz. Eğer çağrı geldiği zaman arkadaşlar tuşlardan bir tanesine 2 saniye basılı tutarsanız çağrıyı reddediyorsunuz. Eğer asistanı açmak istiyorsanız da sol kulaklığa 3 saniye boyunca basılı tutuyorsunuz. Sesli asistanı kullanabiliyorsunuz. Eğer sağ kulaklığa da 3 saniye boyunca basılı tutarsanız son aradığınız kişiyi tekrar arayabiliyorsunuz. FS32 ile ilgili çok fazla olumsuzluk olduğunu söyleyemem arkadaşlar. Benim gördüğüm tek olumsuzluk kulak kulakların üzerindeki ledlerin biraz parlak olmasıydı. Onun dışında herhangi bir sorun yaşamadım. Çağrıyı cevaplayabiliyorsunuz. Müziği kontrol edebiliyorsunuz. Sesi kontrol edebiliyorsunuz. Sesin karşı tarafa gitmesi yani mikrofon performansı gayet iyi. Diğer kullandığım kulaklıklardan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani kendim için satın alabileceğim bir kulaklık olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Zaten yorumlarda alan arkadaşlar varsa beni teyit edeceklerdir. Kulaklığın birçok özelliğinden zaten bahsettik. Yapı olarak da kulağınızda çok rahat ediyorsunuz. Kulağınızda tam oturuyor. Düşme falan gibi bir korkunuz olmuyor ama herhangi bir acı falan da hissetmiyorsunuz. Rahatlık anlamında da gayet iyi. Tüm özelliklerini de sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Fiyatı da uygun zaten. Ben artık fiyatları aşağıya açıklamalar kısmına koyuyorum. Oradaki link yardımıyla güncel fiyata ulaşabiliyorsunuz. Bu ürün içinde rahatlıkla fiyat performans ürünü olduğunu ve alınırsa çok memnun kalınacağını söyleyebilirim. Tabii ki burada konuştuğumuz her şeyi kulaklığın fiyatını düşünerek söylüyorum arkadaşlar. Siz de değerlendirirken böyle değerlendirin. Şimdilik benim kulaklıkla ilgili bahsedeceğim her şey bu kadar arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Kanalımıza abone olup videoları beğenirseniz çok memnun olurum. Hoşçakalın.